Görüyor musunuz? Ne kadar kalabalık, ne kadar hareketli ve ne kadar ifadeli. Deminki şeyin yüzünü hatırlayın. Meryem'in yüzünü hatırlayın. Bir de buna bakın. Ne kadar ifadeli ve çok kalabalık. Ve bunun arkası boştur. Gerekirse arkasına da döner. Figürler gayet spiralli, değişik değişik pozlarda. Bak bir tane şu çocuk arkaya yatmış falan, yani çok hareketli figürler. Bu Lakun'la oğulları, bu Lakun şeyin Troya Savaşı'nda Bilici Troyalıları uyarıyor. O atı almayın, size felaket getirecek diye. Bunu hayır yalan söylüyor diye işte denize atıyorlar. Denizde de yılanlar, denizin koca yılanları oğulluyla kendisini yutuyor. Efsanesi böyle Lakun ve oğulları. Şimdi bakın göstereceğim, ne kadar şaşıracaksınız, öleceksiniz şaşırmaktan. Şimdi bu Helenistik dönem ya. Bir de şuna bakın. Bu da Barok dönem. Görüyor musunuz ne kadar ifadeli, kız gülüyor, elinde şeyi var. Kız dediğimizde herhalde ok olduğuna göre Eros Meros. Bu Azize Tereza. Azize Tereza'nın Allah aşkıyla kendinden geçişini anlatıyor. Bu Bernini'nin, yani şeyin en meşhur heykeltıraşıdır Barok'un, Bernini'nin. Peki biz şey yapalım, heykelle ilgilen, artık yavaş yavaş resimler başladığı için rahatça resimleri sokabiliriz. Tak, gördünüz mü? Bu da Rubens. Rubens Barok'un dediğim gibi tenebris değil, açık şey çok hareketli dönemi. Birçok hareketli barok vardı. Aşırı hareketli görüyorsunuz. Bir de ne vardı? Tenebrist, açık koyu ilişkisi olan teknikleri vardı barokun. Bu da